Hikmet'te bir yalnız şeyi Atakan'ı e, küçük görme ya da tavırlarını çocukça bulma olayı var. Aslında şöyle hani Hikmet tarafından değil de genel bakarsan da ben de Atakan'da şunu görüyorum. Gerçekten böyle sanki hani Survivor'da herkese bir yaş versen hani ortalama herkes 25-30 derim. Ama Atakan tavırlarıyla biraz daha böyle e, hayat tecrübesi az olup e, biraz daha işte bahane arayan çok özür dileyen ve daha böyle biraz daha çocukça hareketler yapan da biri aslında. Bu, hani o yani taklidi yapması duyguluyor. güzel değil. Yani Biz zaten Ataka'nın bir bebek gibi kaynak. hareket Muhtemelen. ettiğini görüyoruz. İşte ama onu yapmaya gerek yok. O da ayrı bu zaten bir şey. Zaten senin yorumun değil bu. Yunan Yunanistanlı yarışmacıların da yorumu. Bu Spiros da bunu söyledi mesela. Çocuk çocuk büyütmek istemiyorum ben burada. Çocuk gibi davranıyor. Dalaka'nın durumu da bu. Yani herkes bu duygusal durumunu çocukluğuna bağlıyor. Ne bileyim bir şeyler çok yaşamadığına ya da daha böyle toy olduğuna falan bağlıyor. Hı hı. Hani e, böyle bir yerde olmayabilir. Hiç kimse öyle bir yerde olmadı zaten. Ya da böyle arkadaşlıklar yaşamamış olabilir. Böyle kavgalar yaşama yaşamamış olabilir. E, dediğim gibi diyorum ya evinde kavga çıkmayan çocuklar... ...dış dünyaya açıldığı zaman nasıl hareket edeceklerini bile bilmezler. Ya da evinde çok kavga edilen çocuklar... ...bir ortama girdiklerinde bu dünya ne kadar güzelmiş diyebilirler. Atakan şu an hiç alışık olmadığı bir ortamda. Ve onu... Şöyle söyleyeyim ayak uyduramıyor ama ayak uyduramayışının sebebi de takımı değil maalesef. Bunun sebebi Yusuf da değil, bunun sebebi Hikmet de değil, Bora da değil, Dalaka da değil. Maalesef dünya bize ayak uydurmuyor. Biz nereye gidersek gidelim oraya bir şekilde uymak zorundayız. Baş edemedik mi bizim sorunumuz? Baş edemedim, kırdım elimi geldim. Bu kadar basit ben yaptım. Benim suçum, benim ya ben beceremedim. Şimdi ben takım adına, Atakan'ın psikolojisi adına bakıyorum takımını suçlayamam. Çünkü baş edemiyorsun anladın mı? O dünya sana ayak uydurmuyor. Öyle bir şey yok. Sörvay mı sana ayak uydurmuyor? Sen yapabiliyorsan, ayak uydurabiliyorsan uyduruyorsun. Evet, o ayak uyduramazsın. <laughs> Maalesef. Doğru söylüyorsun. Doğru. Yani evet aslında dediğin gibi çok doğru şeyler de söyledin. Yani bilmiyorum Atakan sanki... Survivor'ı kaldıramadı. Yani ben Atakan'ın yerinde olsam mesela bugün diyelim ki kaldı Survivor'da. Gerçekten birçok şeyi sıfırlamaya çalışırım. Baştan başlamaya çalışırım. Ve e, o eski işte çok hata yapan, çok özür dileyen ya da en yakın arkadaşıyla bile sorun yaşayan Atakan olmaktan çıkarım. Hikmetle savaş, Bora ile savaş, Seda ile savaş ama Yusuf'la da Emre ile de savaşırsan zaten olmaz ki. Ya düşünsene bir ülke düşün. Dışarıda düşmanla savaşıyor, içeride de düşmanla savaşıyor. Hem iç savaş hem de O ülkenin hali iç savaş. ne oluyor? Hiç. Çünkü kimse seni şey yapmazsa, dost görmezse, kimse seni kabullenmezse senin yüzünden bazen de çünkü hani Atakan'la Yusuf'un kavgalarında ben hep Atakan haklı ya da Yusuf haklı demiyorum. Ama Atakan'ın da hatalı olduğu, Yusuf'un da hatalı olduğu yerler var. En azından bunları Atakan biraz daha görebilmeli. Eğer kalırsa bunların muhasebesini yapmalı. Çok yaptı biliyor musun ama. Ben Atakan ağzından çok duydum. Artık yeni bir survivor başlıyor. Artık yeni yani hep böyle klinikten geldi mesela öyle düşündü. Ne bileyim bir kavga çıktı bundan sonra böyle dedi. Her seferinde bir bir girişimde bulunuyor ama maalesef olmuyor. Ama Doğru şunu söyleyeyim son, için aslında. Evet, son zamandaki olayı söyleyeyim dün de söylemiştim ben araba için olduğunu düşünmüyorum. O hissi yaratmış olabilir arkadaşlarına öyle bir şey zaman olarak tutmamış olabilir. Yanlış zamanda kavgalı edildiği için oraya yorulmuş olabilir. Ben araba için olduğunu düşünmüyorum ki zaten söylemiş gördük de hani alın sokaktakilere dağıtın hiç umurumda değil demiş. Araba için olduğunu düşünmüyorum şöyle de bir durum var. En yakın arkadaşım Damla mesela bana gelse dese ki sen işte bizim ortak bir paramız var. Bu parayı bana vermek için böyle inanılmaz gücüme gider biliyor musun? Evet, Çok gücüme gider yani. <laughs> Arkadaşımı da sorgularım, onun yanındakini de sorgularım. Bunca zaman ona verdiğim değeri de sorgularım. Ben burada ne yapıyorum? Ya ben burada kardeşim, dostum yoksa benim burada ne işim var da diyebilirim. Ama yani. ben Atakan'da aslında e, ya şöyle diyeyim sana ben Atakan'ın böyle düşündüğünü düşünmüyorum. Yani bu parayı ya da bu arabayı paylaşmamak için bir şeyleri yokuşa sür, sürmeye çalıştığını düşünmüyorum. Kesinlikle. Ama o sırada olan olaylar tamam. karşı işte. tarafı böyle Öyle düşünmeye şey. itiyor. Yani çünkü şey oluyor ve bir sıkıntı var. Karşı taraf diyor ki ya diyor yani bunun için mi yapıyor bu acaba diyor. Ya yani benim aslında dün söylediğimle aynı konuya denk geliyor. Şimdi Atakan arkadaşlar arasında yaptığı anlaşma sonucunda bunun yayınlanıp yayınlanmadığını bilmiyorlar. Yani muhtemelen o sırada o siyah beyazlar vesaire o şeyler ayarlanıyordu. Onlar da kendi içlerinde konuşmaya başladılar. Ve yayınlandığını tahmin etmiyor. Sonra Acun Bey'in sen kazandın dedikten sonra yaptığı açıklamada ben anneme hediye ediyorum diye ve daha sonrasında Atakan'ın bir açıklama getirmemesinden dolayı haliyle Yusuf ve Emre bu durumu içten evet. içe kurmuşlardır. Eksikleri var. Evet. Ve e, Atakan'ın da baktığımızda e, iyi giden bir psikolojisi olmadığı için ertesi güne belki kötü başladı. Belki rüyasında bir şey gördü vesaire bir şeyler olabilir yani. Ve güne kötü başlayıp Emre'yle ya da Yusuf'la tartışmış olabilir. Dokunulmazlıkta da dokunulmazlık kaybedince de e, potaya gireceğinin de farkında. Bu yüzden ekstra stresidir Ve bir şekilde Yusuf'la Emre'yle kavga etti. Yani, Arkadaşları da bir açıklama gelmediği için işte işte bu durum. Onlar çok bilirler. haklı evet. açıklama beklemekte çok haklı ama şöyle bir şey var bence e, Atakan tamamiyle ya zaten canım burnumda ben onu söylemişim ya inansın ya inanmasın kardeşim ben bunu söylemişim bu arabayı zaten paylaşacağım. Yani, bunu bu. konu hani bazı insanlar vardır aklının ucundan hiç geçmediği için bunun açıklamasını yapmaz ya hani canım burnumla onu mu konuşacağım zaten bu konuşuldu bitti diye düşünmüştür Yusuflar da tabii ki doğal olarak bununla ilgili bir açıklama bekledikleri için yani çok küçük bir şey. O böyle bu konuyla ilgili küçük bir şey söyleseydi Yusuflar da bunu hemen anlasaydı hani evet böyle deseydi bunlar belki çık yani bu, buna yorulmayacaktı. Ama gerçekten aklın ucundan Ama bile kötü sorsa... şeyler geçmeyen insanlar onu çok konuşmazlar zaten bu böyledir yani bunu der. Bunu sorsa Yusuf ya da e, Emre bu durumu sorsa sorgulasalar araba için yani Atakan için de kötü bir durum ki Tabii. en yakın arkadaşın gelip sana araba için mi böyle yapıyorsun diyor ki benim tahminimce o dokunulmazlık oyunda Yusuf ağzını kapatarak söylediği konu buydu. ...yani araba yüzünden mi sen böyle oldun gibi... ...bu benim tahminim tabii sadece... ...ama e, onun sonunda zaten Atakan bir artık deliriyor... ...ve çığırından çıkıyor olaylar... ...kabul edemiyor... ...şimdi en yakın arkadaşım bana bunu sorsa... ...ben de kabullenemem... Vallahi, ...bakmak öyle bakmak lazım... ...bir kere şunu da söyleyeyim... E, ...biz yayınlandı mı yayınlanmadı mı diye... E, ...bundan bahsederken demek istediğimiz... ...Atakan'ın bundan kaçmaya çalışması değil... ...bu konu acaba konuşulması yasak mı değil mi... Evet. ...hani o, o derdi konuşuyoruz... ...kimse yanlış bir şey anlamasın bu arada... Benim hissiyatım şu. Atakan o sözü orada verdi ve o söz bitti artık. Konu bir şey değil diye evet, bakıyor. Yani bitti o Atakan diyor. Atakan ben o arabayı zaten paylaştım gözüyle bakıyor. O kesin. Ondan sonrasında bence olan olaylarda Yusuf'la Emre ekstra alınganlık gösteriyorlar. Evet. Ve o buradan gelen negatif enerji Atakan'da zaten olan negatif enerji ve psikoloji bozukluğuyla birleşince daha da dibe geliyor.